Sütüt Ziyanki haritasında Cafer arkadaşımızın yine bir replay ile karşı karşıyayız. Cafer Poyraznik ile TNH TVZ 51 tankıyla oynuyor. Ne kadar T harfi varsa kullanmış sevgili çekler bu tankı yaparken. Cafer burada Sütüt Ziyanki haritasında çok klasik bir ağır bölgesi vardır. Oraya gidiyor. Tankının taretine güveniyor. Tankının taretini kaliteli. Cümlede kuramadık. Kaliteli. Ve karşıdaki ağırlarla cephe savaşına giriyor. Karşısında 50 TP var. 50 TP'den sektirdi. Bu tankı delmek çok zor. Yine Cafer biraz başımızı döndürecek gibi gidiyor. Sürekli sağa sola hareket ettiriyor mouse'unu. Ama olsun, sorun değil. Biz Cafer'in bu oyun tarzına alıştık. Cafer de atıyor. O da delemiyor. O Cafer'i de delemiyorlar. Cafer'in takımı biraz daha defansif oynuyor. Hatta daha fazla defansif oynuyor diyebiliriz. Fakat rakip takım da çok fazla agresif gelmiyor. Bu Cafer'lerin işine gelebilecek bir şey. Rakip takım riske atmak istemiyor. Cafer sürekli atış yapıyor, sektiriyor. Buraları birazcık hızlı saracağız. Cafer'in buradaki pozisyonu çok önemli. Niye önemli? Eğer Cafer burayı kaybederse zaten takım soldan agresif bir şekilde, rakip takım sağdan agresif bir şekilde geliyor gibi görünüyor. Ama henüz hiçbir şey belli değil. Burası mutlaka düşer. Burayı tutan şu anda Cafer var. Arkada bir destekçisi de yok. Bu da çok sıkıntılı bir durum. Buna istinaden rakibin arkada çok fazla destekçisi var. Şu anda bilmiyoruz. Fakat oyun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Cafer yine snipe'a bakıyor. İleri doğru bir tank göremiyor. Burada yapacağı en mantıklı hamleyi yaptı bence. İleri gidiyor. Bence yaptığı en önemli hamlelerden biri. Niye en önemli hamlelerden biri diyeceksiniz? Çünkü burada ileri basarak oradaki ağırları garaja yollamak istiyor Cafer. Ve T29 ilk atışını yaptı. İkinci atışı onu da yaptı ve T29'u garaja yolladı. Cafer büyük bir ihtimalle bunu hesapladı. Gider iki atışımı yaparım, birini alırım, orada kalır bir tank dedi. Geriye kaldı 50 TP, seviye 9. Onun yanında bir sürpriz daha var. O da T25 AT tankı. Tank Destroyer burada Cafer'e sıkıntı yatabilecek bir tank. T25 AT tankı. Cafer pozisyonunu koruyor. Çıkmakta tereddüt ediyor. Çünkü arkadan AT atıyor. Biraz sonra Cafer şu bölgeden, C1 bölgesinden, B1 bölgesinden de atış yiyecek. Onları da beraber göreceğiz. Cafer gördüğünüz gibi T25 AT'ye atışını yaptı. Çok büyük bir ihtimalle artık seviye 7 tankın işi bitmiş gibi görünüyor. Ama tabii henüz belli değil. Bir tank daha geldi. BZ bastı. BZ 58 bastı. Bu arada 3 tank oldu orta artık. Cafer'in işi iyice zorlaştı. Fakat burada BZ 55'i anlamak mümkün değil. BZ 55'in basıp Cafer'i arkalaması gerekiyor. Durduruyorum. Normal bakıyorum. Arkada bakın. Sadece bir lor var. Lorient 40'te. Evet. Riskli mi? Riskli. Ama Cafer'in orada... Daha doğrusu biz şimdi rakip gibi düşünelim burada. Cafer'i orada düşürebilmeniz için birinizin basıp onu arkalaması gerekiyor. Hani örneğin BZ döndü arkasını, vurdu Cafer'i, gir araya. Şuraya gir. Değil mi? Şu bölgeye gir. Şuradaki fabrika bölgesine. Şöyle göstereyim. Şuradaki fabrika bölgesine gir. Böyle bir hamle gelmediği için de Cafer aslında ne kadar sıkıntıda gibi görünse anlamsız bir rakip tarafından net bir şekilde basmadıkları ya da anlamsız cümleyi kuramadık ama rakibin net bir şekilde basmaması yüzünden Cafer biraz daha rahat oynuyor. Bu arada hem 50 TP'ye hem BZ 58'e atışını yaptı. BZ 58 atışını yaptı. Arkadan Leo atıyor. Cafer sürekli sektiriyor. Aslında çok iyi pozisyon aldı Cafer. Çok iyi konuşlandı. Şimdi burada haritaya baktığımızda Çerfutur artilere doğru gidiyor. Bu da şu anlama geliyor. Evet, Cafer'in arkadan hasar yeme ihtimali olduğunu gösteriyor. Nişanını alacak. Bu atışı da garaja yollayabilir belki bunu. BZ bir atış yaptı. 226. Burada birazcık Cafer'in hatası var. Tankını burada Cafer olduğu yerde tutup sağ sol şeklinde oynatabilirdi. Ya da ileri geri oynatabilirdi. Ya da side scrap yapacağı pozisyonda oynatabilirdi. Sanki orada birazcık şu kafaya girmiş ya, ben daha önce yükleyeceğim, nasıl olsa o bana ateş edemeden onu garaja yollayacağım kafasına girmiş gibi görünüyordu Cafer. Ama artık rakibi ateş etti. Cafer çok rahat bir atışla rakibini BZ'yi de garaja yolladı. Burada Cafer'in iki tane garaja yollaması gereken tank kaldı. Leo atışını yaptı, birini yolladı. Arkadaki Leo göremiyor zaten ama o da enteresan bir şekilde gördüğünüz gibi patlayıcı atıyor delemediği için. Bir atış daha geldi Leo'dan, onu sektirdi.
Arkada Leon olması birazcık daha şans. Arkada ciddi bir tank destroyeri olsaydı Cafer'in işi kolay değildi. Ama Cafer buradaki en önemli benden artısını kileyebilirsiniz. Sen kimsin ulan diyebilirsiniz. Ama en önemli artısını benden pozisyonunu değiştirerek aldı. Oyunda bir şeyler yapmanız gerekir. Oyunda bazı ufak hamleler yapmazsanız maç sizin elinizde olmadan akıp gider, müdahalede bulunamazsınız. Cafer şimdi kör atış yapıyor. Tabii ki göremiyor Leo'yu. Leo aslında benim de sevdiğim bir seviye 7 orta tanktır. Leo da delemiyor. Sürekli Cafer'in ya paletinde kalıyor ya zırhında kalıyor. Tekrar attı fakat bu sefer Scorpion. Bu sefer Scorpion ateş etti Cafer'e. Bu çok tehlikeli. Yanlış bir açı verdiğinde Scorpion çok rahat Cafer'i delebilecek bir tank destroyer. Gizlenmesi de aynı şekilde yüksek. Dolayısıyla Cafer'in şu anda işi çok zor ama 11'e 8 artık kazandılar. 3837 damage, 3850 Cafer zırh tarafından sektiriyor. O arada Leo göründü. Cafer'in topu kırık. Nişanını alabilecek mi? Scorpion göründü. Scorpion 515 hasar verdi. Evet, bundan sonra tamamen artık son 3 tankı kim garaja yollayacak diye bakacağız. Cafer pusuda yattı. Yattı, bekledi. Artık çıkması lazım bence. Ona vurabilirdi belki ama çıkmadı. Riske atmak istemiyor. Topu kırık, topu belki düzeltmek ve öyle çıkmak istiyor. Hani onun farkında. Bu arada Scorpion oradan kaçarken Cafer'in radarına takılıyor. Cafer çıkıyor, vuruyor ve Scorpion'u da garaja yolluyor. Cafer 4 kill, 4035 hasar ve 4000 sektirme, tam anlamıyla bir ağır tankçılık yapıyor. Zamanı geldiğinde ufak bir şekilde yerini değiştirerek rakip ağır tanklara daha rahat hasar verebilecek ve onların atışlarını ve arkadaki tankların atışlarını daha rahat absorbe edebileceği bir yere geçtiği için Cafer'i kutluyoruz. Güzel maçtı. Gerçekten net bir şekilde Cafer'in burada ne kadar aslında iyi bir şekilde hattı tuttuğunu, hattı tutmakta kalmayıp yeri geldiğinde ileri giderek hatta bastığını gördük. Seviye 10 olduğu olsaydı bu tank, yani seviye 10 çek tank olsaydı bu tankı inceleyip de koyardım. Fakat seviye 10 olmadığı için, seviye 9 olduğu için ekstra inceleme, onun hakkında konuşma gereği görmüyorum. Farklı bir videoda onu da inceleyebiliriz isterseniz. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.